Şeytanın oğlu Barbarossa. Sen ve arkadaşın cehennemde yanarsınız umarım. Gezginlerin ve savaşçıların koruyucusu. Adını şerefle taşıdığım Aziz Christopher. İsa Mesih'i küçük bir çocukken nehirden geçirip koruduğun gibi. Beni de bu vebadan... Affedersiniz komutan Christopher. Barbarossa ve arkadaşını tecrit ettiğimizi söylemeye geldim. Her ihtimale karşı şehre giriş çıkışları da kapattırdık. Şu anda her şey kontrolüm altında. Sana inanmıyorum Strozzi. Barbarossa'yı önceden tanımasan bana topçu ustası diye yutturacaktın. Efendim size daha önce de açıklamaya çalıştım. Beni buna zorladılar. Topların arızalı olduğunu söylediğin gibi bu da yalan değil mi? Hayır. Hayır mı? Toplarımız çok eski. Ve gerçekten de bazılarında çatlaklar mevcut. Bunu size söylemeye cesaret edemediğim için Barbarossa'ya söylettirecektim. Papa'nın dostluğunu istiyor musun? Elbette. O zaman yalanla olan dostluğunu bitireceksin. Tanrı şahidim olsun, doğru söylüyorum. Bana inanmıyorsanız gelip topları kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Göreceğim Strozzi. Göreceğim. Dediler efendim. Zannedersen vebalın ateşini düşürmeye çalışıyorlar. Aç kapıyı. Ama efendim onlar vebalı. Aç dedim. Kahperif. Öldük mü kaldık mı diye bakmaya mı geldin? Size verdiğim sözü tutacağım. Christopher'a topların bozuk olduğu yalanını söyledim. Elbette bana inanmadı. Kendi gözüyle görmek istiyor. Başının çaresine bakarsın. Hayır. Bir başıma yapamam. Bana yardım etmelisin. Christopher'ı kandıracak bir yol olmalı. Aydın Akıncı reislerim içerisinde top döküm erbabı yegane reisimdir. Ama sen onu ölüme terk ettin. Vebanın bir çaresi olsa Siena'daki bütün hekimleri emrini amade ederdim, inan. Sen de biliyorsun ki bu beladan kurtulabilen çok az insan var. O vakit kurtulması için bir fırsat ver. İyi ama nasıl? Floransa'dan birini getirmeni istiyorum. Tez bak.